Çocuklarda alerjik bronşit ve astım konusuna farklı pencereden bakmak isterim. Çünkü birçok alanı ve birçok nedeni vardır ama özellikle temelde alerji yatmaktadır. Altında bağırsağın florasının, bağırsak mikrobiyatımızın ve bağırsaktaki düzenin özellikle prematür doğmuş çocuklarımızda, sezeryanla doğmuş çocuklarımızda bağırsak florasının olgunlaşmaması birinci neden olaraktan ön plana alır ve bunu göz ardı etmezsek bunun arkasında 3 tane farklı noktaya değinmek isterim. Özellikle bizim için alerjik bronşit veyahut da astımda diyaframın hareketi çok önemlidir. Ve bunu da eğer biz irdelersek diyaframımızın siniri boynundan gelmektedir. Yani C3, C4, C5 hizasındaki çıkan innervasyonumuzdan çıkmaktadır. Ve eğer boyun bölgesinde bir problem yaşarsa bir kişi, bu kişilerin diyaframının sinirinin beslenmesinde, sinirin iletiminde, nörolojik aktivitesinde bir problem yaşanırsa bu kişilerde diyafram hareketi duraksayabilir. Bir tarafında düzensizlik yaşanabilir. Ve bu durumda da bu kişilerde diyaframın desteği akciğerin altından kalkacağı için bu kişilerin solunum esnasındaki akciğer fonksiyonları ve hareketleri kısıtlanmaya başlayacaktır. Bu nedenle de eğer boyun bölgesinde bir problem yaşanırsa, sürekli masa başında oturulması, bilgisayar başında oturulması, telefonla uzun süre uğraşılması, bu kişilerin boyun bölgesindeki kasılmasını, spazmını artıraraktan servikal bölgedeki innervasyonumuzu, yani diyaframımıza giden sinirin başlangıç bölgesinin kısıtlanmasına ve blokajına neden olaraktan diyafram hareketini engelleyecektir. Bu bir. İkinci madde olarak ise özellikle diyaframımızın krusları dediğimiz bacakları, yani o kas tabakamızın tutunma bacakları bel bölgesine gelmektedir. Özellikle lomber bölgesinde, yani kişinin bel bölgesindeki bir problem. Özellikle de karın kaslarının gevşemesiyle birlikte lordozun artması, belin öne doğru kaymasıyla ortaya çıkan bel bölgesindeki spazmlarımız diyaframın bacaklarını, kruslarını aşağı çekerekten yine diyaframın özgürce hareketini engelleyerekten akciğerin hareketine engel olacaktır. Üçüncü bir bakış açımız da şudur ki eğer kişide karın kasları zayıflarsa ki çocuklarımızda artık bu kurbağa karınların belin öne kayması, karın kaslarının zayıflamasını çok görmekteyiz. İşte bununla birlikte kifoz dediğimiz kamburluğun artmasıyla birlikte torakal 3 hizasında akciğerlerinizin sempatik innervasyonuna giden yollarda ve özellikle oradaki enerji noktalarında bir blokaj ortaya çıkacaktır. Ve akciğerimizin motor beslenmesinde, akciğerlerimizin oradaki innervasyonunda bir problem yaşanacaktır. Ve bu kişilerin akciğerin kapasitesi noktasında, fonksiyonları noktasında kısıtlanma ve yetersizlik gelişecektir. O zaman özetle boyun bölgesindeki bir problem, bel bölgesindeki bir problem, torakal dediğimiz bölgedeki bir problem, akciğerin ve diyaframın hareketlerini engelleyerekten birinci madde elbette ki bağırsağı göz önünde bulunduracağız. Ama ardından da bu maddeler düşünerekten tedaviye yön verir isek şayet bu alerjik bronşitlerin, astımların tedavisini bir nebze dahi olsun yüz güldürücü duruma getirmiş oluruz.